Esad güç kullanarak alacağız diyor. O zaman kıyamet kopacak. Yani gerçekten kıyamet kopacak. Eğer herkes kendi tavrında devam ederse, yani Türkiye şu anda bu grupların arkasında kalacaksa, ki öyle gözüküyor. Esad da ben bu işten asla vazgeçmem, geri alacağım Halep'i derse, o zaman Rusya tercih etmek zorunda. Ya Türkiye'den yana ya Suriye'den yana. Suriye'de iki askeri üssü var. Türkiye'de de bir sürü çıkarı var. Ne yapacak o zaman Putin? Onun için İran ne yapacak? İsrail ne yapacak? İşte onun için diyorum ya, kıyamet kapıları açılacak. O zaman korkunç hikayeler yaşanabilir Suriye üzerinden bütün bölgede. Şimdi tabii diliyoruz ki yaşanmasın, diliyoruz ki bunların hiçbiri gerçek olmasın, ama tehlike de bu değerli izleyiciler. Şimdi bunun hepsini soracağım. İzleyicilerimizin de merak ettiği pek çok soru var. Onları soracağım ama şimdi biraz önce dedik ya, bir işte SMO çıktı şimdi bir de karşımıza, iktidar medyası. O zaman arkadaşlarımdan rica edeyim, bugün Sabah ve Yeni Şafak gazetesinin manşetlerini ekranlara getirirlerse değerli izleyiciler, iktidar medyasında bir bayram havası. Şimdi bunun nedenini soracağım. Hakikaten anlamakta zorlanıyoruz. Şimdi örneğin bakın, Sabah gazetesi hemen solda görüyorsunuz, terör koridoruna çifte darbe manşetiyle çıkmış. Suriye'de muhalifler, şimdi muhalifler dediği az önce Sayın Mahalli'nin anlattığı o gruplar. Bölücü örgütün terör koridoru oyununu bozdu. Kuveris havaalanını ele geçiren SMO, Halep, Rakka ve Tel Rifat Münbiç bağlantısını kesti. Ardından da Tel Rifat'ı kurtardı diyor bugün Sabah gazetesi manşetinde. Hemen yanında Yeni Şafak. Yeni Şafak da Tel Rifat'a özgürlük şafağı manşetini atmış. Afrin, Resulayn, Tel Abyad'ın ardından Tel Rifat'ta terör örgütü PKK-YPG işgalinden kurtarılıyor demiş. Suriye Milli Ordusu SMÖ dün PKK'nın Halep'teki gelişmelerden faydalanarak terör koridoru oluşturma girişimine karşı Özgürlük Şafağı adıyla bir operasyon başlattığını, bunda da büyük bir başarı elde ettiğini yazıyor Sayın Mahalli. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu iktidar medyasının yorumlarını? Burada bir çelişki var. Evet. Yani eğer bu bayram kutlanıyorsa yandaş medya tarafından, işte bu manşetlerle ve yorumlarla, işte televizyonlardaki o ellerinde sopalarla ya da çubuklarla haritalar üzerinde kendilerince bir şeyler anlatanlar tarafından bu bir başarıysa ya ve dolayısıyla bayramsa, o zaman biz Bahçeli'nin PKK ile barışma çabasına ne diyeceğiz? Yani eğer Türkiye devleti, Bahçeli'nin sözlerinden yola çıkarak söylüyorum, Abdullah Öcalan çıksın, konuşsun, şunu yapsın, bunu yapsın, gelsin grupta konuşsun, işte İmralı'ya gitsin, DEM yöneticileri falan, bu barış havasına yönelik söylemleriyle burada PYD-YPG'ye yönelik, yani PYD-YPG PKK'nın Suriye kolu olduğu için söylüyorum. Bu çelişki ne o zaman? Yani madem ki burada PKK'yla ve Abdullah Öcalan'ı barışmak istiyorsunuz, o zaman orada da barışmanız gerekiyor. Yani Suriye'de de, Halep'te de, işte Tel Rifat'ta da neredeyse, o zaman barışmanız gerekiyor. Dolayısıyla yani söylenen her şey gayri ciddi. Onun için ben daha hep söylüyorum bunu, tekrarlıyorum. Tekrarlayacağım da. Yani Bahçeli ilk söyledi Ekim'de, ilk 1 Ekim'de ilk açıklamasından sonra ben dedim ya, bu iç politikaya yönelik tabii, değil. Tabii. Bu dış yönelik, dış politika yönelik bir söylem. Bu ekranlarda değerlendirdik sıcağı sıcağına. Tam da biz yayındayken evet, geldi o açıklamalar. Aynen, ve dedim ki Suriye'ye dikkat edin. Suriye'de her an bir şeyler olabilir. Bu Suriye'de yeni bir yapılanmaya gidilecek. İsrail çünkü gözü Suriye'de. Bunlar hepsini anlattım. Nitekim de öyle oldu. Hani ben müneccim değilim ama en azından bölgede olup bitenleri yakından takip etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla net görülüyor. Yani her şey İsrail'in istediği şekilde gelişiyor ve gelişecek. Bunu da yazdım üstelik. Yani sır söyledim değil, yazdım. Tele1.com'da yazdım. Şimdi dolayısıyla bu operasyon, yani şu anda Halep'e yönelik operasyon, bence Ankara'nın gardını alma operasyonudur. Çünkü Trump yarın öbürsü gün 20 Ocak'ta iktidara geldiğinde, yani Beyaz Saray'a girdiğinde hep anlattık. Yani Trump ekibinin ne kadar Türkiye ve Erdoğan karşıtı olduklarını ve ne kadar PKK, PYD, YPG yandaşı olduklarını ve ne kadar İsrailci olduklarını hep vurguladık, söyledik. Dolayısıyla neler yapabileceklerine dair Trump'la birlikte bu ekibin büyük ihtimalle, işte zaten yarın Milli Güvenlik Konseyi de toplanıyor Ankara'da, geniş kapsamlı bir hazırlık
yapabileceklerini düşünüyorum. Yani eğer Suriye karışacaksa, bölge karışacaksa büyük ihtimalle Ankara şöyle düşünüyordu. Benim bunu söylediler. Söylediler yani sanıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi yanlış hatırlamıyorsam. Yani Suriye Türkiye'nin ulusal güvenliğinin ön savunma hattıdır gibi bir cümle malen söylüyorum. Ya da cümle olduğu gibi böyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Yani birisi söyledi bunu. Ya şimdi tam anımsamıyorum ama ya Cumhurbaşkanı Erdoğan ya Savunma Bakanı Yaşar Güler ya da Dışişleri Bakanı Fidan ya da yandaş medya. Yani bu söylendi. Şimdi dolayısıyla bu ne zaman söyledi? Bir ay önce söylendi. Şimdi söylenmedi ya. Şimdi o söylendiğinde, o cümle söylendiğinde ben o zaman jeton düştü bende. Dedim ki bunun hazırlıkları yapılıyor ve dolayısıyla bir ay içinde ne kadar katıldımsa programlara, Tele1'de ve konuşmalarda hep bunu vurgu ettim. Dikkat edin, Halep'te bir şeyler olacak, Suriye'de bir şeyler olacak. Evet. İşte nitekim de oldu ve bundan sonra dediğim gibi Türkiye, bundan sonra olacak her şey, yani Halep'te olduğu gibi her şey, bundan sonra gelişecek her konuda Türkiye olumlu olumsuz taraf olacak. Taraf olmak zorunda ve kendisi de istekli bir şekilde taraf. Yani Halep 82. vilayet dediğiniz zaman Misaki milli haritaları yandaş medyada çarşaf yayınlandığına göre, gösterildiğine göre demek ki biz dönüyoruz daha 1991'de rahmetli Özal dönemin Genelkurmay Başkanı Necip Korumtay'a git Kuzey Suriye'yi al, daha sonra Kuzey Irak'ı al dediğinde daha o zamana kadar dönmüş oluyoruz gibi gözüküyor. Şimdi bu tabii kim bu Suriyeli muhalifler dedik, tırnak içinde verelim arkadaşlar muhalif ifadesini çünkü iktidar medyası böyle söylüyor. Biz de Sayın Mahalli de bizlerle birlikte çok çok önemli gelişmeler yaşanıyor ama anlamaya çalışıyoruz. Öylesi bir ekonomik krizin içinden geçtik ki ekonomi 101 artık yurttaş her şeyi öğrendi. Bakın dış politikada da öyle. Her şeyi anlamaya, anlamlandırmaya çalışıyoruz. Şimdi ben tekrar başta sorduğum soruya geri döneceğim. Şunu soracağım Sayın Mahalli. İzleyicilerimizin kafası karışmış olabilir. Şimdi dedik ya bu HTŞ, Nusra dediniz. Yani o da El-Kaide demek ama baktığımızda aslında Nusra bir terör örgütü. Türkiye'ye göre de öyle. O da kabul ediyor. Şimdi daha derinlere indiğimizde El-Kaide Türkiye'de kanlı eylemlere imza atan, pek çok saldırıyla gündeme gelen, pek çok masum sivilin canını alan bir örgüt değil mi? Yani en somut örneği Gar katliamı başta olmak üzere. Gar katliamı, o Sultanahmet katliamı. Tabii. Yani başka bir sürü katliam var sırf onlar. Tabii. Antep katliamı. Var bir sürü katliam var. Yani bunlar aynı işte, aynı kafa. Yani bunları, bu ekip, bu insan, ya onu da bırakın. Yani en son Rusya'da, Moskova yanındaki o müzik salonunda saldıranlar Tacik vatandaşıydı. Tacik vatandaşları Türkiye'ye gidip gelmişler. Yani kendi itirafları var. Hatta Sultanahmet önünde fotoğraflarını paylaştılar. En son Birleşik Arap Emirlikleri'nde şeyi öldüren, Yahudi bir hahamı öldüren 3 Özbek sonra kaçıp Türkiye'ye geldiler. Türkiye yakaladı, geri verdi Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Bunlar nereden girip gidiyor? Yani Özbek'tir, Taciktir, Çeçen'dir, işte demin dedim Suudi Arabistanlı'dır, Uygur Türk'üdür. Nedir bunlar? Bunların ne işi var burada? Bunların hepsi, bir daha söylüyorum, İslam için, şeriat için, din devleti için geliyorlar. Yani önce Türkiye'den, işte daha önce Irak'a, şimdi Suriye'ye girip çıkıyorlar. Şimdi düşünsenize, Türkiye bir ülkenin, çağdaş bir ülkenin, laik bir ülkenin, demokratik bir ülkenin bu insanlarla nasıl bir ilişkisi olabilir ya Allah aşkına? Ya bunlar katil, gördük kafa kesiyorlar. Yani canlı kafa, yani Halep'ten kötü haberler gelmeye başladı bugünden itibaren. Bu insanları Halep'te evlere girip bir takım sarkıntılıklar, bir takım şeyler, yani anlatmayayım detaylarını bugün için. Düşünsenize, yarın öbür gün eğer bunlar Halep'i tam işgal yönetmeye başlarlarsa, orada Ermeniler var, Hristiyanlar var, Şiiler var, Aleviler var, neyse bunların söylemiyle söylüyorum, bunların hepsini keseceğiz diyorlar. Kendileri söylüyorlar, biz söylemiyoruz yani. Düşünsenize bunları. Ve şu anda Halep'te 3,5 milyon insan bu ortamda yaşıyor. Ne olacak bizim? Yani eşlerimiz, kızlarımız, anamız, bacımız ne olacak? Bana bunu söylüyorlar. Yani konuşuyorum ben çünkü sürekli Halep'te. Nasıl olacak bu? Korkunç bir şey bu. Şimdi Türkiye
nasıl böyle korkunç bir tablonun tarafı olur? Yazık değil mi, günah değil mi bu ülkeye? Asıl soru bu. Türkiye nasıl burada böyle bir tablonun tarafı olur? Özellikle bu tarafında yer alır. Maalesef işte sıkıntı buradan, yani 2011'den beri biz bunu söylüyoruz. Ya karışmayalım. Karışmayalım. Yani bu iş karışık. Hele hele bu işin içinde İsrail'i, Amerika'sı, Fransız emperyalist ülkeler, şunlar bunlar, Rusya'sı, neyse Çin'i atıyorum. Herkes bu işin içinde. Ya tarafsız kalın. Arabulucu olun. Dostluklar için şey yapın. Mustafa Kemal'in söylediği gibi. Ya karışmayalım bu coğrafyada. Hani bizden istenirse, Mustafa Kemal'in söylemiyle söylüyorum. İstenirse arabulucu oluruz. İstenmezse onu da yapmayalım demiş yani. Daha ne zaman demiş? 100 yıl önce demiş. Ama biz tam tersini yapıyoruz. Taraf oluyoruz. Yani şu tiplere, şu anda gördüğünüz tiplere bir bakın Allah aşkına. Yani bunların yanında nasıl Türkiye olur? Çağdaş bir Türkiye. Hatta mütedeyyin insanlar için de söylüyorum bakın. Yani şu anda AK Parti'ye oy veren mütedeyyin insanlar için de söylüyorum. Radikalları kastetmiyorum. Onlar zaten aynı kafada. Ama mütedeyyin insanlar için bile eğer gerçekten bu görüntüler onları rahatsız etmiyorsa bir sorun var. Yani oturup o zaman başka bir şey konuşmamız lazım. Türkiye'nin sosyolojik yapısıyla ilgili, siyaset yapısıyla ilgili. Türkiye bunu hak etmiyor. Bir daha söylüyorum. Korkunç bir şekilde karışır. Bakın bir daha söylüyorum. Çok kötü karışır bölge. O zaman yani ne Türkiye ne de başkası çözemez bu. Daha ne diyeyim yani bundan fazla. Şunu soralım. Halep'te durum bu. Şimdi bu durumda bir değişiklik olur mu? Buraya geleceğim ama oraya gelmeden önce arkadaşlarımdan rica edeyim. Beşar Esad'ın açıklaması var. Az önce Hüsnü Mahalli de hatırlattı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad diyor ki, ekranlarınıza geldi. Terörizm ancak güç dilinden anlar ve biz bu dili kullanacağız diyor. Terörü kim desteklerse biz bu dille yeneceğiz diyor. Özellikle tabii Suriye devlet resmi medyasının aktardığı bilgiler bunlar. İran Dışişleri Bakanı ile tabii bir görüşme gerçekleştiriyor. Sonrasında bu açıklamalar yansıyor. Şimdi Sayın Mahalli, siz bu açıklamadan ne anladınız? Esad güç kullanacağını ifade ediyor. Peki güç kullanarak Halep'i o terörist grupların, cihatçı grupların elinden alabilir mi? Bir yandan da izleyicilerimiz soruyor, Esad güçleri neden hızla Halep'i boşalttı? Neden hiç savaşmadı? Güç toplamak için mi sorusunu da soruyor. Yani Esad o gücünü toplayıp Halep'i tekrar geri alabilir mi? Ne dersiniz? Sonundan başlayayım. Yani neden savaşmadı? Çünkü Halep'te 3,5 milyon insan yaşıyor. 3,5 milyon insanla yaşadığı, 3,5 milyon insanın yaşadığı bir şehirde 2016 savaşını ya tekrar yaşattırmak istemedi Esad yönetimi Halep halkına ve şehrin kendisine. Çünkü 2016'da da 2013-2016 yılları arasında Halep yine teröristlerin işgali altındaydı ve Suriye ordusu kuşattı ve aldı kenti, ama kentin %en azından 20'si yıkıldı ve bir sürü insan öldü. Şimdi aynı şey olmasını istemediği için çekildi. Diplomatik bir şekilde çözmeye çalışıyorlar. Yani çünkü Rusya, Türkiye ve İran normalde Astana anlaşmaları, Soçi ve Astana anlaşmaları çerçevesinde bu bölgede, yani Suriye'nin kuzeyinde hiçbir şekilde askeri faaliyetin olmasına izin vermemesi gerekiyordu. Yani Türkiye madem ki gördü İdlib'den çıktığı bu silahlı gruplar Halep'e gidiyor, durdurması gerekiyordu Astana anlaşmasına göre. Astana anlaşma altında imzası var Türkiye'nin. Şimdi bunu yapmadı. Şimdi tabii Esad atladı gitti şeye cuma sabahı Moskova'ya. Ve Putin'e dedi ki kardeşim siz Astana anlaşmasını yaptınız Türkiye ile, Erdoğan'la ve İran'la. O zaman siz ikiniz Rusya ve İran müdahale etsin, baskı yapsın, ne yaparsa yapsın. Bunların Türkiye madem ki bunlara izin verdi buraya girmesine, o zaman çıkın desin, çıkarsın. Ha çıkartmayacaksa işte demecinde olduğu gibi silahla geri alırız. Nasıl alırsınız? Savaş. Şimdi 2011'den bu yana 2024, 13 yıl geçmiş ve 13 yıl içinde Esad yönetimi korkunç bir savaşla 300 bin insanın öldüğü, 400 bin insanın öldüğü bir savaşla iktidarını korumuş. Suriye'nin ayakta kalmasını sağlamış. Ki bu geçen dönem, geçen süre içinde yalnız Türkiye yoktur. Şu anda yalnız Türkiye olacak eğer savaşırsa. Yani silahlı grupların arkasında bir Türkiye var şu aşamada. Eğer Esad'ın dediği gibi savaş yapacaksa. Ki dediğim gibi 2011 sonrasında
Suriye'de savaşan silahlı grupların arkasında 100 ülke vardı. Bakın 100 ülke vardı. Hatta daha fazla. 120 ülke vardı. Dünyanın bütün istihbarat örgütleri vardı. Ona rağmen Şam'ı alamadılar. Halep'i alamadılar. Suriye'nin birçok yerini alamadılar ve iktidar korudu kendini. Şimdi dolayısıyla eğer niye dedim yani korkunç şeyler olabilir? Yani Suriye ile Türkiye savaşa kapıştığını düşünsenize. Herkes fırsat kolluyor. İsrail'de fırsat kolluyor, Abu Dhabi'de, işte Suudiler'de, Türkiye'den nefret edenler de, başkası da Yunanistan'da, Ahmet de, Mehmet de, Ali de. Yani Türkiye'nin içine sürükleneceği bir Suriye'nin Türkiye için büyük bir baş belası olacağını net söyleyebilirim. Bakın net söyleyebilirim. Hele hele demin de söyledim yani gelecek olan Amerikan yönetiminde hani Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Sekreteri ve daha birçok kişi Trump'ın yönetiminde en önemlisi de hep onu söylüyoruz Tulsi Gabbard Ulusal İstihbarat Başkanı bütün istihbarattan sorumlu CIA dahil Türkiye'den daha doğrusu Erdoğan'la ilgili ağır söylemleri var çok ağır söylemleri var. Şimdi bu kadın eğer gerçekten yani şeyin Trump'ın en önemli adamı olacak en önemli adamı şimdi böyle bir Türkiye'nin yani Suriye'de savaşın tarafı olmuş bir Türkiye'nin Amerikan yönetimi tarafından nasıl sıkıştırılacağı çok net. Neden? Çünkü bu gelen ekip aynı zamanda da PKK YPG sempatizanı. Peki Türkiye'nin yanında kim olacak böyle bir durumda? Böyle bir durumda bir tek İsrail. Peki Türkiye bunun içine sindiriyor mu? Yani İsrail'le aynı cephede savaşmak, daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iktidar böyle bir şeyi sindirir mi? Yani İsrail'le birlikte Suriye'yi karıştıralım. Çünkü Netanyahu'nun söylemi bu. Ama orada bir handikap var. Netanyahu diyor ki bizim stratejik müttefiğimiz Kürtler diyor. Yani Suriye'deki Kürtleri kastıyor ve bölgedeki Kürtler. Şimdi çelişkileri görüyorsunuz bilgi arkadaş. Yani mesela burada bütün bu çelişkilerle birlikte Ankara nasıl idare edecek? Yani yandaş medyada çıkan azman ve uzmanların çubuklarıyla, haritalarla mı idare edilecek bu savaş? Yoksa bedeli çok ağır ödenecek. Çok çok ağır ödenecek. Hem askeri, hem siyasi, hem stratejik, hem taktiksel ve en önemlisi de ekonomi. Hani madem ki konumuz ekonomi tekrar oraya getirmek aslında. Onun için hani şeyin Fransa eski Cumhurbaşkanı Destan'ın bir lafı var. Cehennem kapıları açılacak. Gerçekten cehennem kapıları açılacak. Yani yazık günah. Yani ne Suriye, ne Türkiye, ne bölge yeterince acı çekti. Bundan sonra da artık yeter Allah aşkına. Şu aşamada söyleyeceğim başka bir şey yok. Şimdi şunu merak ettik, sorduk sabah saatlerinde. Halep'ten sonra acaba bu cihatçı grupların bir sonraki hedefi Hama mı? Hama'ya girdikleri yönünde bazı bilgiler gelmişti geride bıraktığımız gün içerisinde ama sonra o bilgiler yalanlandı. Önce tabii siz sürekli bölgeyle görüşen bir kişi olarak bu konudaki son durumun da adını koyalım istiyorum. Hama'ya mı gidiyorlar, Hama'ya girdiler mi? Ve bir de tabii Türkiye'yi acaba bu noktalardan, çünkü harita tekrar gelebilirse arkadaşlar Halep'in aslında Türkiye'ye ne kadar yakın olduğunu da görüyoruz o harita üzerinden baktığımızda. Yeni bir sığınmacı dalgası Türkiye için söz konusu olabilir mi Sayın Mahalli? Bak, yok sanmıyorum. Ne yani, kadar bir mesafeden bahsediyoruz? Savaş olursa evet. Şimdi bakın Halep'in Antep'e uzaklığı yaklaşık olarak 90 kilometre. Halep merkezinden Antep'in merkezine yaklaşık olarak 90 kilometre düz çizgi çekerseniz. İdlib'in Hatay Reyhanlı'ya uzaklık 40 kilometre. Şimdi o mavi olan renk zaten Türk ordusu var. Yani şu gördüğünüz bütün mavide Türk ordusu var şu anda. İşte SMAO ile birlikte yani Suriye Milli Ordusu ile birlikte. Yeşilde olanda da İdlib ve işte Nusra var. Teröristler var. Şimdi nereden gidecek yani mülteciler bu bölgeyi geçemez. Türk ordusu var çünkü orada ve Suriye Milli Ordusu var. Eğer, bir daha söylüyorum, eğer savaş olacaksa zaten artık kan gövdeyi götürdükten sonra mülteci ne olacak? Zaten kimin umurunda? Allah aşkına bilgi arkadaş. Yani Filistin'de bir yıldır 50-60 bin çoluk çocuk öldürüldü. Bakın haber bile yapılmıyor artık. İşte Lübnan'da gördünüz 90 bin ev vuruldu, yıkıldı, yerle bir edildi. 4 bin Lübnanlı öldürüldü. Kimse konuşmuyor bunları.
Yani bu coğrafya ölümlere zaten alışmış, alıştırılmış. Onun için Hama'ya dönelim. Hama şimdi şöyle bir şey oldu. İlk birinci gün ve ikinci gün. Bu gruplar Halep'e savaşsız girdikleri için psikolojik üstünlüğü yakaladılar haklı olarak. Şimdi psikolojik üstünlükle bir gaza geldiler bunlar. Yani Halep'ten Halep-Şam yoluna doğru, yani Halep'le Hama arasında yaklaşık olarak 120-130 kilometre yanlış hatırlamıyorsam. Oradan da İdlib'e yakın zaten aynı zamanda Hama. Hama'yı da alırsak Humus'u da alırız. Humus'u da aldıktan sonra şeye gideriz. Ya Allah 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 deyip Şam'a gider Esad'ı deviririz. O psikolojik üstünlükle dediğim gibi. Fakat Hama'ya yaklaşınca, yani hepsi değil tabii. Kendilerince hani orada bir yoklama çektiler Halep'e Hama'ya yaklaşınca. Tabii Rus ve Suriye uçakları gelip onlar hepsini vurunca geri çekildiler. Zaten bu arada dediğim gibi resmi şey telefon görüşmeleri, diplomasi devam ettiği için. Yani Lavrov işte Fidan da konuşuyor. İran Dışişleri Bakanı işte bugün geldi ya da geliyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken Hakan Fidan'la konuştu. İşte şunları şunları yapmayın, bunları yapın falan, büyük ihtimalle ne dedi bilmiyoruz. Dolayısıyla yani bunlar Türkiye'de bu gruplara oturduğunuz yerde oturun, bekleyin. Yani ben size ne dese onu yapın modunda diye görülüyor. Ama büyük olası benim tabii görüşüme göre bugün ya da maksimum yarın Halep'le ilgili önce söyleyeyim neler olabileceğini göreceğiz. Yani ya işte Halep'ten geri çekilme konusunda belli bir zaman üzerinde anlaşma yapılabilir. HTŞ'nin geri çekilmesi için HTŞ'yle yapabilecek bir anlaşmadan bahsediyoruz. Evet. Komple çekilme. Ama öncesinde ya ne da hemen sonrasında... Ne karşılığında tabii sorusu akla geliyor. Esad'la Erdoğan'ın masaya oturmasın. Yani hatta yani o bugün yarın sürpriz de olabilir. Yani ben böyle bir sürpriz de bekliyorum. Esad'la Erdoğan'ın ya Moskova'da ya da başka bir yerde İran Cumhurbaşkanı ve Rusya Putin'le birlikte böyle hızlı bir zirve yapılma olasılığını ben yakın görüyorum açıkçası. Daha önce tabii bakalım yani bugün... iktidar cephesi Esad'la, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad'la görüşmesi için çağrılar yapılmıştı. En son tabii Rusya'dan da yardım istendi ama Esad o görüşmeye yanaşmadı. Türk askeri oradan çekilmedi. Ama dengeler değişti. Şartlar evet, değişti. Dediğin doğru. Tabii dengeler değişti. Belki de yani bütün bu hani Halep operasyonunun tümünün amacı aslında Esad'ı masaya oturmaya zorlamaktı. Belki de bir oyun da olabilir. Yani öyleyse başarılı bir oyundur. Onu da kabul edelim. Çünkü böyle bir durumda Esad Putin'in de baskısıyla, İran'ın da ricasıyla hadi öyle diyelim. Yani Erdoğan'a şu koşulla çek adamlarını Halep'ten masaya oturalım diyebilir. Ha sonrası için nedir? İşte sonrası için işte Cenevre ve Viyana kararları var, Birleşmiş Milletler kararları var. O kararlar içinde de işte iktidarla muhalefet, Suriye'deki muhalefet, siyasi muhalefet, askeri muhalefet değil, oturup masaya Suriye'de çözüm için neler yapılabilir, yani Suriye'de neler yapılabilir, demokratik seçimler nasıl yapılabilir falan filan, o tür bir program üzerinde uzlaşı sağlanabilir. Eğer niyetler iyiyse, niyetler kötüyse zaten yapılacak hiçbir şey yok. Çok çok önemli değerli izleyiciler, tabii gazeteci, yazar Hüsnü Mahalli geride bıraktığımız günde de tabii yine Tele1 ekranlarında Namık Koçak'la birlikte forum programında da çok önemli, dikkat çekici açıklamaları vardı. Ve kritik bir 24 saat ya da 36 saat beklediğini ifade etmişti. Dolayısıyla önemli gelişmeler yaşanabilir. Onlardan biri de hatta Erdoğan'la Esad arasındaki bir görüşme olursa kimse şaşırmasın diyor. Bugün de altını çiziyor. Peki niyetler iyiyse dedik. Sayın Mahalli, olasılıkları konuşmak gerekirse ne olabilir farklı durumlar karşısında, özellikle o 36 saatin sonrasında? Ya niyetler, onun için vurguladım. Yani niyetler eğer yandaş medyadaki gibi öyleyse niyetler kötü demektir. Yani Halep bizimdir, eski Osmanlı vilayetidir, Misak-ı Milli haritalarıdır, işte Osmanlı zaten orayı 400 yıl yönetti falan gibi söylemlerle yola çıkacaksa iktidar, yani yandaş medyanın gazıyla yola çıkacaksa o zaman niyet kötü. Yani karşı taraf zaten her şeyi takip ediyor. Yani biliyor Rus
Yani o zaman biz şeye de gidelim. Yani ta 1550'den bu yana Osmanlı'yla Rus İmparatorluğu arasında 15-16 büyük savaş yaşanmış. O zaman onlar Ruslarla da savaşalım. Haydi olmadı Yunanlarla da savaşalım. O da olmadı bir de Kürtlerle savaşalım. Yani niyet buysa hiçbir şey olmaz. Ama niyet tersi ise yani kardeşim yeter bıktık ya Allah aşkına savaşlardan. Yani Türkler, işte Araplar, Kürtler, işte Acemler kim varsa bu coğrafyada dostça kardeşçe yaşayalım. Türkiye zenginlesin, Türkiye esenlik sağlansın. Sınırları açalım, ticaret olsun, ekonomi olsun, dostluk olsun, kardeşlik olsun derseniz niyet iyi olur. Ama benim gördüğüm şu dakika itibariyle böyle bir olumlu niyet görmüyorum ben. Yani bu tiplerle, yani şu anda Suriye'de savaşan Özgür Suriye Ordusu eski adı, Suriye Milli Ordusu yeni adı, eski adıyla Nusra, yeni adıyla Heteşe bilmem ne. Bunlarla iş yapılmaz. Bunlar ruh hastası. Bakın net söylüyorum, ruh hastası. Şimdi ruh hastası, neden ruh hastası onu da söyleyeyim. Ya bir Uygur Türk'ü ne işi var Suriye'de demokrasi yapacağım? Ne demokrasi? Hangi İslam devletini kuracaksın? Ne işin var ya bir Uygur Türk'ünün 10 bin civarında Uygur Türk'ü gelmiş Suriye'de şeriat kuracağım diyor. Ya şimdi İslam adına bunu yapıyorlar değil mi? Savaşıyorlar. İslam adına tamam güzel. Içinde. Bu arada tabii şunu da söyleyeyim. Değerli izleyicilerimiz Hüsnü Mahalli, tabii Tele1.com.tr'de bugünkü yazısını da mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Rejim muhalifleri yazısıyla o başlığın tabii o yazının sonu şöyle bitiyor. Ilımlı ya da radikal olmaları kimin umurunda? Önemli olan kimden talimat aldıklarıdır. Yani ne için orada oldukları da tabii ayrı bir soru işareti. Dolayısıyla kimden talimat alıyorlar? Ayrıca şu soru da aklımıza geliyor. Madem tırnak içinde İslam adına böyle bir savaş yürütüyorlar. Daha önce neden gidip örneğin Gazze'de İsrail'e karşı hiç savaşırken görmedik bu kişileri Sayın Mahalli. Siz gördünüz mü? İşte zaten mesele orada. Çünkü Suriye'deki savaşta yani bu arkadaşların gelip de Suriye'de savaşırken ilk yani 2011'den bu yana şunu söylüyorlardı. Suriye'de kafir bir Alevi başkan var. Bakın onların söylemini söylüyorum. Onlara destek veren yani kafir Alevi Esad'a destek veren yine kafir Şii İran var. Şii Hizbullah var. Bunların katli vaciptir. Bunlar öyle diyor. İşte kafa kesmeler öyle oldu Suriye'de. Hep kafa kesiyorlardı ya. Bunlar. Şimdi güzel Lübnan, İsrail Lübnan'a saldırdığında bayram etti bu gruplar. Hatta İsrail televizyonlarına bu grupların sözcüleri çıktı. Hepsinin bende videoları var. Sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Daha dün değil evvelsi gün. Birisi İsrail medyasına çıktı. Televizyonda çıktı. Bunlardan birisi. Biz sizin dostunuz diyor İsrail'e. Düşünün. Ben bu kadar ruh hastası bunlar. Şimdi İsrail Lübnan'a saldırıp Hizbullah'la Nasrallah lideri Nasrallah öldürdüğünde ve diğer liderlerini öldürdüğünde ve Lübnan'ı yerle bir ettiğinde ya bayram ettiler. İsrail'i kutladılar sosyal medya hesaplarında. Aferin lan Allah razı olsun sizden bu işte kafir Şiileri. Yani İsrail'i, radikal Yahudi İsrail'i, Siyonistleri kutluyorlar Hizbullah, Müslüman bir Hizbullah'ı öldürdüğü için. Bu tipler. Bir daha söylüyorum kendi sosyal medya hesaplarında ve İsrail televizyonuna verdiği demeçlerde videolar bende duruyor. Şimdi korkunç bir şey. Sizin söylediğiniz şey çok daha önemli. Tamam bunlar Şii kafir. Şiiler, Aleviler kafir. Keselim, bitirelim. Onların söylemiyle söyle. Peki Hamas? Filistin halkı. %100 Sünni. Bir tane Alevi yok orada, bir tane Şii yok. %100 Sünni. Onlara niye sahip çıkmıyorsunuz ey arkadaşlar, beyefendiler, yakışıklı tipler? Niye oraya bir tek kurşun bile, bak bir tek kurşun bile Filistin halkına vermiyorlar? Destek bile vermiyorlar yani kendi sosyal medya hesaplarında ya da konuşmalarında. Destek bakın yani medya desteği vermiyorlar. Yani böyle korkunç bir çelişki var orada. Şimdi Türkiye tercih yapmak zorunda. Madem ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ikide bir çıkıp diyor ki internetten yahu katildir, aranıyor, tutuklanacak, işte şu mahvedeceğiz onu filan diyor ya Sayın Cumhurbaşkanı. Peki tercih yapmak zorunda. Yani bunlar çıkıp İsrail medyasına siz bizim dostumuzsunuz diyen bu tipler mi Türkiye'nin dostu? Ya da yine Cumhurbaşkanı'na göre Hamas mı Türkiye'nin dostu? Kim? Bilmiyoruz ki. İşte bu çelişkiler Türkiye'nin
bundan sonraki süreçte, yani şimdiye kadar zaten öyle de, ama bundan sonra çok daha tehlikeli, hızlı gelişmeler yaşanacağı için söylüyorum. Türkiye bir tercih yapmak zorunda. Gerçekten tercih yapmak zorunda. Bu sefer net, taktiksel değil. Çünkü bölge bunu kaldırmayacak Trump'la birlikte. İşler kızışıyor. Bu tercihler arasında yani işte, Amerika ve Rusya'da var mı? Yani bu ikisi arasında bir tercih yapması gündeme gelir mi yakın kesinlikle, zamanda? Kesinlikle. Rusya bakın başı belada, şu anda Gürcistan'da kıyamet kopuyor. Yani Rusya Gürcistan'ı kaybederse Türkiye, Gürcistan şurası sınır. Oraya Amerikalılar bir numara yaparsa ne yapacak? Ya da Rusya ordusu girer Gürcistan'ı işgal ederse. Onun için şu anda Rusya 4-5 gündür Suriye'yle hiç ilgilenmiyor. Ben Rus medyasına bakıyorum. Suriye haberleri neredeyse hiç yok. Gürcistan haberleri var. Neden? Çünkü orası daha önemli. Tabii Suriye'de de üsleri var. Suriye'de de çok önemli Ruslar için. Ama şu anda onun için Gürcistan. Yani Gürcistan çünkü Azerbaycan. Azerbaycan İsrail'in stratejik müttefiği. Nasıl olacak bunlar? Yani korkunç. Yani Türkiye o zaman bölgede var. Yalnız kaldı diyebilir miyiz Sayın Mahalli? Yanlış yaparsa evet. Yanlış yaparsa evet. Yani soydaş ve kardeş Azerbaycan İsrail'in stratejik müttefiği. Azerbaycan'ın petrolü geliyor. Ceyhan'dan İsrail'e gidiyor. Madem ki İsrail bizim en stratejik korkunç düşmanımız. Keselim o zaman petrolü. Çünkü bu petrolle İsrail Filistin'i de bombalıyor, Lübnan'ı da bombalıyor. Yarın bir süre Suriye'yi işgale kalkışacak. Ve yine Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve diğerlerinin söylediği gibi İsrail yarın bir süre Türkiye'yi işgale kalkıştığında, öyle diyorlar ya, hangi petrolü kullanacak? Uçakları? Hangi petrolü? Şeyin petrolü işte. Azerbaycan petrolüyle gelip Türkiye'yi işgal edecekler. Onların söylemiyle söylüyorum. İşte çelişki böyle. Bu çelişkileri görmeden önlemini almazsanız daha orta ve uzun vadede, kısa değil, stratejik planlama yapmazsanız sürekli hata yaparsınız. İşte 2011'den bu yana sürekli hata yapıyorlar dış politikada. Ha, göreceli olarak bir takım kazanımlar elde edebilirsiniz. Göreceli olarak. İşte şimdi olduğu gibi. Halep'i aldık. Halep işte Türk bayrağı Halep kalesinde asıldı. İşte 82. vilayetimiz oldu. Ha, olur. Yani bu kadar kolaysa herkes bir yerlere alır o zaman. Herkes bir yerlere alır, oturalım öyle yani, savaşalım, eğlenelim diyeceğim de o da çok saçma olmaya başladı artık ve sıkıcı yani. Aynı özellikle zaman. İktidar medyasında işte bu hamasi dilin kullanıldığını görüyoruz. Şimdi şunu da sorayım, oradan müsaade ederseniz son kısmı da biraz iç siyasete de ayırmak istiyorum izleyicilerimiz de. Çünkü nasıl, neyi nereye oturtacaklarını merak ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir Suriye açıklaması var. Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın açıklaması önemli, diyor ki, bu mevcut durumu nasıl değerlendirdiği sorulduğunda Suriye'nin destekçilerinin tıpkı Hüsnü Mahalli'nin az önce ifade ettiği gibi işte Rusya, Ukrayna'da yaşananlar, bir yandan Gürcistan'ın karışması, ya pek çok konu gündemde. Suriye'nin destekçilerinin başka çatışmalarda güç kaybetmesi ve dikkatlerin dağılmasına bağlıyoruz bunu, diyor. İran, Rusya ve Hizbullah. Onlar daha önce olduğundan çok daha zayıf ve savunmasız görüldüğü için bu saldırılar başladı, hızla başladı, diyor. Eğer İran zayıflatılmasaydı, Hizbullah saldırıları malum günlerce takip ettik. Bunu aslında bu yolun kilometre taşlarının çok daha önceden de döşendiğini görüyoruz, değil mi Sayın Mahalli? Evet, %100 doğru. Yani o zaman şöyle, yani bunun farklı bir açıdan okumak lazım bu sizin söylediklerinizi. Yani İran zayıfladı. Neden? Çünkü Hizbullah Beyrut'ta büyük darbe yedi. Hamas büyük darbe yedi. Bunlar İran'ın bölgedeki uzantıları. Dolayısıyla İran bu iki kart üzerinden bölgede güçlü bir devlet idi. Tabii Suriye ile birlikte. Şimdi Hamas ve Hizbullah'ı zayıflattık. Sıra kimde? Suriye'de. Suriye'yi de zayıflattığımız zaman, yani bu Halep olayı ya da işte bir önümüzdeki dönemden daha neler gelişecek birlikte göreceğiz. Dolayısıyla İran pazarlık kartı kalmayacak bölgede. Birincisi bu. İkincisi Rusya meselesinde de aynı şey. Yani bir taraftan Ukrayna meselesiyle uğraşırken al sana bir bela daha. O zaman işte şey Gürcistan. Çünkü zaten İran'ın afedersiniz Rusları Kafkaslar'da bir sıkıntısı daha var. O da Ermenistan. Ermenistan da çünkü Rusya karşıtı bir statüde. Bir de Azerbaycan, İsrail müttefiği, Rusya'nın başına ciddi bir sıkıntı ortaya çıkar eğer gelişirse olaylar. Dolayısıyla
Hani Batı'ya göre, yani ama Sullivan'ın, Ulusal Güvenlik Sekreteri Sullivan'ın açıklamasından şunu okuyoruz. Ya diyor ki, yani sonuçta İran, zayıf bir İran, zayıf bir Rusya bölgede. Dolayısıyla Türkiye bunu fırsata çevirdi. Türkiye bunu fırsata çevirdi. Aslında orada kurnazca bir şey yapıyor. Yani aferin Türklerle devam edin, ben sizin arkanızdayım. Oyuna getirmek istiyor aslında Türkiye'yi. Çünkü sonuçta öyleyse o zaman Çek askerini şeyden, Fırat'ın doğusunda, Sayın Sullivan, yani PYD'ye PKK'ya destek verme. Ya da tersi cümle. Tamam, birlikte yapalım bu işleri. Yani Amerika ile Türkiye ve İsrail, Türkiye, Amerika ve İsrail, hele Trump gelince, birlikte haritayı çizelim, Orta Doğu'nun haritasını birlikte çizelim demek istiyordur. Bence ikincisini yapıyor. Kurnazca ikincisini yapıyor. Zaten Sullivan'ın bu şunun şurasında bir buçuk ayı kaldı. Yani gidiyor, başkası geliyor. O başkası gelen Michael Waltz, o PKK'cı. O direkt PKK'cı. Yani şey PYD-YP değil. Direkt PKK'cı adam, yani yeni Sullivan'ın yerine gelecek olan, evet. Trump yönetiminde. Şimdi düşünsenize, yani nasıl bir şeyle, belayla karşı karşıyasınız eğer dönüyorum Devlet Bahçeli'nin açıklamasını. Buyursun, çözsün o zaman. Evet, Bahçeli tabii o açıklamayı yaptığında, az önce başlarken programın başında da söyledik. Biz de tabii Hüsnü Mahalli ile canlı yayındaydık. Sonrasında Hüsnü Mahalli dedi ki, ben bu açıklamayı yani tek başına iç siyasetle değerlendirmeyi reddediyorum, değerlendirmiyorum dedi. Zira yaşananları dışarıda yaşanabileceklerden bağımsız düşünemeyiz dedi. Şimdi buradan hareketle şunu soracağım. Bahçeli'nin, ya bu özellikle Suriye'de yaşanan son gelişmeler, Halep'te yaşananlar, Bahçeli'nin Öcalan çıkışını meşrulaştırdı gibi yorumlar da yapılıyor iktidar medyasında. Siz ne dersiniz? Hakikaten öyle mi, yoksa tablo tam tersine mi işaret ediyor? Vallahi şeye sorma, yani daha doğrusu şu soruyu şöyle sormak lazım. Sayın Bahçeli niye konuşmuyor Halep konusunda? Yani sonuçta Halep olayları kendi söylemiyle bir yerde çelişiyor mu, paralel mi gelişiyor? Bunun yorumunu Sayın Bahçeli yapması lazım. Bizim yapmamız zaten mümkün değil. İkincisi, çünkü dediğim gibi Türk bayrağının Halep kalesinde dalgalandırılması ya da asılması Misak-ı Milli sınırları aslında daha çok Sayın Bahçeli'yi ilgilendirir. Yani milliyetçi söylemler anlamında söylüyorum. Yani o zaman Sayın Bahçeli çıkıp, aferin çocuklar, devam edin, Allah 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 Allah, yani bütün şeyi değil, Halep'i değil, başka aşağılara doğru gidin, Mekke Medine'ye kadar filan gidin. Bir zamanlar çünkü Yeni Şafak'ın genel yayın yönetmeni İbrahim Karagül öyle diyordu. Gidelim Mekke Medine'ye alalım. Yani artık o iş biraz tam şeyinden çıkıyor. Şimdi dolayısıyla hani iç politika dış politikadan çok bundan sonraki süreçte, ben hep baştan beri söylüyorum, Türkiye'deki olup biten, içeride olup biten her şey, bana göre olup biten her şey, bunu 11-12 yıldır söylüyorum, her şey dış politika kaynaklıdır. Yani ekonomik kriz başta olmak üzere, her şey dış politika kaynaklıdır. Ama ne yazık ki biz içeride o kadar gündelik saçma sapan şeylerle, konularla eğlenirken iktidar dışarıda istediği şekilde bizim bildiğimiz ya da bilmediğimiz bir sürü senaryo yazıyor ya da yazılan senaryoların tarafı oluyor. Onu da işte dediğim gibi hele muhalefet hiç ilgilenmiyor. Yandaş medyada zaten onlar istediği gibi yapıyor. Bizim muhalif tırnak içinde muhalif medyada keşke öyle olmasaydı. Bir tek Tele1 bu titizlikle, benden kaynaklanmıyor, Tele1'in bütün arkadaşları ve bütün haber bültenleri ve bütün programları için söylüyorum. Bir tek Tele1, samimiyetle söylüyorum, bu işe ciddiyetle eğiliyor. Çünkü şaka bir tarafa, gelecek, yakın gelecek çok belli. Çok çok teşekkür ediyoruz. Hüsnü Mahalli bizlerle birlikteydi değerli izleyiciler. Çarşamba günü tekrar buluşacağız. Saat 11'de bu ekranlarda yine anlamaya, yine anlamlandırmaya çalışacağız. Teşekkürler Hüsnü Mahalli. Kolay gelsin.